Hiçbirimiz çocuğumuzun başına kötü bir şey gelsin istemeyiz. Hiçbir anne fetusta bir anomali olmasını istemez ve bu onu çok strese sokar. Ama ne yazık ki bazen kadın doğumcular inceleme yaparken bebekte bazı şeylerden şüphelenirler. Bu şüphelendikleri şeylerin tıbbi listesi çok uzun ve bir sürü Latince terimden oluşuyor. Onun için annelerin kolay anlaması için iki ana grupta bakabiliriz olaya. Fetal MR birinci sırada ve en çok santral sinir sistemine ait problemler nedeniyle yapılır. Yani bebeğin beyninde ya da omurgasında oluşabilecek bazı hasarlar, doğumsal anomaliler, ventriklomegali dediğimiz beyin boşluklarında küçük genişlemeler nedeniyle bu bebeklere biz fetal MR yapıyoruz ve bu en sık kullandığımız uygulama. İkinci ana grup santral sinir sistemi dışındaki anomaliler. Örneğin bebeğin karaciğer gelişiminde, örneğin böbreklerinin gelişiminde ya da akciğerlerinin gelişiminde bazı problemler olursa biz bunları fetal MR ile çok rahat değerlendirebiliyoruz ve ultrasonografiye ek bazı bilgiler verebiliyoruz. Ek bilgi verme oranımızda genel olarak bakıldığında 10 bebekte bir gibidir. Yani biz 10 bebeğe MR çektiğimiz zaman bunlarda 1 ila 2 tanesinde ekstra bilgi veririz ve bu bebeğin gebeliğinin devamı ya da sonlandırılması gibi çok önemli kararlara sebep olabilir. Dolayısıyla bu ayrıntılı değerlendirmenin karar verme sürecinde önemli bir yeri var. Ve kadın doğumcularla, aileyle ve radyolojiyle birlikte oturarak bu bulgular ayrıntılı olarak değerlendiriliyor.